Herkese merhabalar. Herkesin derdi matematik. LGS'de özellikle matematikten korkuyor musun evladım benim? Evet hocam çok korkuyorum. Hiç korkmana gerek yok. İlk başta kendi seviyeni bileceksin. Bu bu seviyeye göre kaynaklarla ilgili çalışmalarını yürüteceksin. Yani hiç bilmeden kendi seviyeni, mesela diyelim ki sen 8-14 net arasındasın. E, o zaman sana şimdi bu videonun içerisinde gerçekten süper kaynaklar döneceğim. Ve 8-14'lük öğrencilere uygun kaynaklarla sen kendinin seviyesine uygun kaynaklarla çalışıp o seviyeyi 8 14'ten 15 ve daha 20 arasında. Aynen 14-20 arasında çıkarmaya çalışacaksın ki zaten amaçta bu. 8-14 lüksen sen şimdi bunu çıkarmak için ne yapmalısın? Hangi kaynaklar? Hadi bakalım senle beraber bakalım. Bir kere evladım benim başlangıç seviyesine baktığımız zaman matematikte 4-8 net arası, ardından 8-14 seviye de orta seviye demek çünkü matematik sınavımız birazcık daha üst seviye çıkıyor sınavda, LGS'de Çok birazcık zor daha zorlayıcı hocam. çıkıyor. Dolayısıyla biz böyle bir sıralama yaptık. Peki üst seviyede 14-20'ye gelebilmek adına yani biz bu dönemdeysek, bu bölgedeysek acaba buradan buraya nasıl atarız kendimizi? İşte bunu yapmak için sana bazı kaynaklar önereceğim. Bunlardan ilkine baktığımız zaman taktikli yeni nesil matematik soru bankası. Şimdi taktikli yeni nesil matematik soru bankasında senle beraber sorulara birazcık bakalım. Bir kere LGS'de çıkabilecek bütün konular başlık olarak bunun içinde mevcut. Çarpanlar ve katlardan başlıyor. Ardından sonuna kadar ilerliyor. Dikkat edelim. Sorulara baktığımız zaman dikey sorularımız var ve yatay sorularımız var. Dikkat ettiysen ve her birisinin çözümü var zaten. Ve şunu hiçbir zaman düşünme. Bu sorular çok zor diye bir şey yok. Sen kendi seviyene göre bu soruların hepsini yapabilirsin. Yeter ki soruları anlamak için gayret göster. Bak sınav tarzı olduğunu zaten görebiliyoruz soruların. Hem okula yardımcı olacağını da görebiliyoruz. Ve aynı zamanda kitabımızın birazcık daha eğlenceli olabilmesi için hem içinde sticker'larımız var. Bilgi sticker'larımız var. Bu bilgi sticker'larını istediğin yere yapıştırabiliyorsun bu şekilde çıkartıp. Ve bu bilgi sticker'larını istediğin yere yapıştırabiliyorsun çıkartmalarımızı. Aynı zamanda... Odamın duvarına atacağım hocam. Aynen bir de posterleri var. Bu posterlerin üzerlerine de yapıştır kendi seviyeni buradan, kendi ilerleme yöntemini buradan takip edebilirsin. Şimdi hatta 18 günde bu kitabı bitirmek, aynı zamanda rahat programda 26 günde bitirmek, hızlı programda ise daha da kısa sürede bitirmekle alakalı programlarımızda mesela 10 günde bu kitap bitiyor şeklinde programlarımızda bu kitabın arkasında mevcut. Peki 8-11 arasında bunu öneriyoruz. Peki 11-14 arasında yani birazcık daha üst seviye dersen de o zaman dinamo. Matematik Soru Bankası. Dinamo daha ben Dinamo'da gördüm. birazcık daha tabii bir üst seviye yani 11-14 net arasına hitap ediyor ve burada yine aynı şekilde dikey ve yatay sorular mevcut ve aynı zamanda her sorunun da videolu çözümü var. Dolayısıyla yapamadın diye endişe etmene gerek yok soruları. Ve bu mesela geçen senelerde çıkan bir LGS sorusunun benzeri. LGS sorularına benzer sorularla seni gerçek sınava hazırlamak için yapılmış Dinamo aslında ve burada da her bir konuyla alakalı pekiştiren ve konu öğreten testlerimiz var. Ve dediğimiz gibi yapamadığımız her sorunun çözümü cebimizde. Ve videoları istersen cep telefonları izleyebilsin, istersen de e, tabletini tabletinden izleyebilsin. İstersen 24 günde İstersen de daha kısa günlerde de sınava kadar bitirebilir miyim Burada hocam. mesela 18 günde bitirme programı hatta 12 günde bile bitirme programı var. Demek ki bitirebilirsin sınava kadar. Arkasında programda da var. Peki genel olarak 8-14 peki ne yapmalı? Yani biz 11-14'ü... Bazen 8 oluyor hocam? Bazen 10'u da yapıyorum. Bak, değişiyor denemeye göre. Aynen öyle. 11-14'e dinamo ediyorduk. 8-11'e taktik liderlik peki 8-14 arasının yapmazsa yap, yani mutlaka yapması gereken şeyler nelerdir dersek o da problemler. Biliyorsun yeni nesil problemler gerçekten de LGS'de artık her soruyu problem şeklinde soruyorlar. Yani eğer ee, bir üçgen sorusu soracaksa veya koordinat sistemi sorusu soracaksa buna bir problem katıyor. Buna bir gerçek yaşam durumu katıyor. Bir güncel hayat problemi katıyor. Yani biz üçgen sorusunda dahi bu problemleri görebiliyoruz. Ve bunları gördüğümüz zaman biz ne yapacağız evladım benim? Kaçacağız. İll Hayır kaçmayacağız. İlla ki üzerlerine gideceğiz. Ve üzerlerine giderken de evladım benim ne yapacağız? Tabii ki bu problemleri alışmak için temelden başlayacağız. Ardından Ama onlar da zor duruyor hocam. Zor duruyor sadece. Sadece ben metin kat attım buraya. Yoksa soru zor değil. Soru çok basit aslında. Bak 5, 4, 3, 2 diyor. Acaba hangi aralığa gelir diye soruyor. Bu kadar ha. basit bir soru aslında. Ama uzun gözükünce tabii sana korkutucu geliyor. Ama senin burada yapman gereken şey yavaş yavaş temelden başlayıp soru okumayı alışman, oku, okumaya alışman, soru okumayı e, birazcık profesyonelleştirmen, sonrasında zor sorulara, çok adımlı sorulara geçebilmen diyoruz. Yapamadığımız her sorunun çözümü de var ve burada çok önemli bir özellik var bu eee şeylerimizde, kitabımızda da çok kazanımlı testler var. Yani bir soru artık LGS'de sadece kareköklü ifadelerden gelmiyor. Kareköklü üstü sayılar ve e, mesela şey de geliyor içerisinde. Üçgen de geliyor. dolayısıyla çok kazanımlı testlerimiz de var. Bu kitabın en önemli ayırt edici özelliği de bu diyebiliriz. Peki genel olarak bir de ne yapmamız gerekiyor? Tos makinesi. Tos makinesini sana burada önermek istiyorum. Çünkü tos makinesinin içindeki sorular yeni nesil dediğimiz bak sınav tarzı sorular. Hatta sana göstermek istiyorum toz setimizin içerisinde toplamda 8 tane setimiz var ve her birisinin içerisindeki matematikler bizim için önemli. Zaten matematiğimizi arttırmak için uğraşıyoruz burada. Dikkat edelim matematikte temel seviye sorular, orta seviye sorular ve sınav tarzı. Eğer biz sekiz on net arasındaysak illaki temel seviye sorularda kendimizi hızlandırmamız, orta seviye sorularda zaten bizim seviyemiz, kendimizi pekiştirmemiz, sınav tarzıyla da geliştirmemiz gerekiyor ki 14-20 net aralığına atlayabilelim. Tek amacımız zaten bu 14-20 net aralığına atlayabilmek. İşte o yüzden yapman gereken burada adım adım ilerleyen yöntemi uygulamak. Aynı problem bankasında da temel orta sınav tarzı vardı. Temel orta yeni nesil ve zor vardı aslında. Burada aynı şekilde matematik sorularında özel olarak her bir adımda 8 tane adım var. Tabii ki burada sadece matematik almıyorsun. Türkçe, matematik ve fen. 3 tane 4 kat sayılı dersi de almış oluyorsun. Bununla beraber çalışırsan da gerçekten de 3 tane 4 katsayılı dersi de halletmiş oluyoruz. Temelden zora adım adım ilerliyoruz. O zaman şimdi yapmamız gereken 8 14 net aralığından netlerimizi 14 20'ye çıkarmak bunun için de bu kitaplara sahip olmak. Peki bunun içinde tam kapanmaya girdik biliyorsunuz. Evet hocam yani. tam kapanmaya yani girdik. Yani tamamen kapandık ve dolayısıyla artık kırtasiyeye, kitapçıya için mağaza'ya gidemiyoruz. Tabii ki fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirmek zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor. O yüzden de senin içinde Tonguç Mağaza Komda tüm alışverişlerde konuştuk arkadaşlarla e, tüm e, kargoları bedavaya çevirdiler ki kırtasiyeye gidemiyoruz. En azından evimize ayağımıza kadar rahatlıkla gelsin diye dolayısıyla Tonguç Mağaza Kom'dan da bütün bu kitaplara ulaşabiliyorsun. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolla bakalım. Sağ olun hocam.